eğitim toplantısında yanımızda olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Gömleğini bile ilikleyemez hale gelmiş hastalardan bahsediyorum. Hayatla bağını koparmış, tamamen başkalarına bağımlı halde yaşamak zorunda kalan dostlarımızdan bahsediyorum. Ama bizler doğru tedaviyle yeniden mesleğine dönen, sevdikleriyle eski mutlu günlerine kavuşan, kısacası hayata yeniden sıkı sıkı bağlanan mucizelere tanık olduk ve oluyoruz. Bir bozukluklarının başında Parkinson hastalığı geliyor. Ama distoni ve diğer el titremelerinde bu hastalıkta önemli bir sepeti, birimi oluşturuyorlar. Beynin içerisinde dediğim gibi elektrotlar birer uzatma kablosu ile beynin kendisine bağlayabiliyoruz. Beynin içinde de görüntüleme yöntemlerinde bu şekilde görülebilen yöntemler. Bu ameliyatlar lokal anestezi altında, yani hastalarla sohbet ederek, konuşarak, karşılıklı yapmak. Bizim amacımız egzersizin Parkinson'a özellikle farklı olarak nelerdir? Herkesin hayatta olan zaman farklı olarak. Egzersiz eğer bir hastalık varsa bir ilaç olarak görüyoruz. Bu kasları güçlü tutmazsak şu öne eğilmek kalçayı da kısıtlıyor. Daha sonra bunu düzeltmek de çok zor oluyor. Dolayısıyla ne yapalım? Dik duruşu her zaman tutalım.